Evet, şimdi COVID gündemiyle devam edelim ki yaza az bir zaman kaldı. Kimileri tatil planları yapmaya başladı ancak tereddüt edenler de söz konusu. Bu konuyu konuşacağız haftalıkta bugün. TÜRSAP Başkanı Sayın Firuz Bağlıkaya bizimle birlikte. Sayın Bağlıkaya hoş geldiniz haftalığa. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şimdi bu yaz tatil yapılabilecek mi sorusu akıllarda. Koronavirüs aşısının yaz tatili planlarına etkisi ne olur sizce? Böyle başlayalım. Yerli piyasa ile ilgili konuşuyoruz anladığım kadarıyla, değil mi? Evet. İlk yerli başta turizm, öyle. Evet. Turizm hareketlerinin başlamasında çok önemli bir etken tabii bu aşılanma oranlarının yükselmesi ve aynı zamanda ülkemizdeki şehirlerin özellikle tatil yörelerinin renk haritaları önemli olacak diye düşünüyorum. Zira insanlar bulaş riskinin yüksek olduğu şehirlere daha az seyahat etmeyi tercih edeceklerdir diye düşünüyorum. Ancak şunu da söylememiz gerekiyor. Gerçekten otellerde ve seyahat zincirinde, yani hem uçaklar hem seyahat acentaları hem de oteller zincirinde bakıldığında aslında şehirlerden daha güvenli otellerde tatil yapmak şu anda. Çünkü bütün tedbirler alınmış vaziyette ve gerçekten de çok sıkı bir biçimde denetleniyor. Yani şehirlerin renkleriyle tatil beldelerindeki turistik tesislerin renkleri birbiriyle uyumlu olmayacaktır diye düşünüyorum. Tatil beldesinin rengi kırmızı olabilir ama büyük bir ihtimalle turizm tesislerindeki tedbirler o renkle uyumlu olmayacaktır. Dolayısıyla ben bu sene eğer herhangi bir kısıtlama gelmezse vatandaşlarımızın rahatça tatillerini yapabileceğini düşünüyorum. Geçen seneden çok daha fazla hazırız. Dolayısıyla bu konuda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Peki o zaman mesela özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerdeki vaka oranlarının katlanarak arttığını az önce haberimizde paylaştık. Şimdi diyelim 3 büyük kentin de kırmızı oldu rengi ki az önce ayrıntılarda verildi. Ne olacak peki şehirler arası seyahat kısıtlaması gelirse vaka artışları dolayısıyla, o zaman tatil yörelerinde ön rezervasyon yapmış olan vatandaşlar için nasıl bir önlem alındı? Örneğin işte para iadesi olacak mı? Onlar için nasıl bir kolaylık sağlanacak? Şimdi geçen sene çok hazırlıksız yakalandı bütün dünya. Türkiye'de, sektörde çok hazırlıksız yakalandı. Evet. Dolayısıyla rezervasyonların iade organizasyonları çok sağlıklı yapılamadı. Yasal düzenlemeler de bu anlamda o gün itibariyle yetersizdi. Sonradan düzeltildi her şey. Bu sene bu tür bir olayın yaşanması ihtimali çok az. Zira zaten seyahat acentaları rezervasyonları neredeyse 24 saat öncesine kadar iptal hakkıyla veriyor. Çok evet. Cüzi miktarlarda da sigorta yaptırılabiliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla rezervasyonlarını yaptırabilirler. Yasal durumun dışında ayrıca seyahat acentalarının ve tur operatörlerinin zaten rezervasyon şartlarında da bu anlamda çok ciddi bir iyileşme var. Burada bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyoruz. Yani eğer herhangi bir kısıtlama gelirse, özellikle de yasal bir kısıtlama gelirse vatandaşlarımızın para iadeleri zaten bir gün kalana kadar yapılacağına göre doğal olarak yapılacaktır. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Evet, ücret iadesi de söz konusu olacak tabii. Diyorsunuz ki herkes de zaten 24 saat değil rezervasyon iptalini, aylar öncesinden de ön rezervasyon yapan insanlar evet. Da söz konusu. Geçen seneyle karşılaştırdığınız zaman ön rezervasyonlar ne durumda? Doluluk oranları nasıl? Şimdi bugün itibariyle bakıldığında geçen sene bu sıralar biliyorsunuz daha yeni başlamıştı bu salgın. Evet. Dolayısıyla geçen sene bugün itibariyle baktığımızda çok sağlıklı bir sonuç alamayız ama geçen seneden bu senenin yerli turizm açısından da çok daha iyi geçeceğini öngörüyorum. Çünkü otellerdeki tedbirler anlamında bakıldığında geçen seneki kadar bir belirsizlik yok. Her şey kurala bağlanmış durumda. Dolayısıyla vatandaşlar gittiğinde hangi tür önlemlerin alınacağı, nasıl bir prosedürle seyahat edeceği, nerelerde nasıl önlemler olduğunu gayet net bir biçimde herkes biliyor. Ben bu senenin ön rezervasyonlarında yaz aylarında, geçen senenin yaz aylarından daha iyi bir sezon geldiğini görüyoruz. Ön rezervasyonları
mukayese edersek çok fazla sonuç alamayız. Zira insanlar artık biraz da geç rezervasyon yapmaya başladı. Ön rezervasyonlar geçen sene Kasım ayında başladı. Ciddi indirimlerle başladı. %50'ye varan hala da devam ediyor. Ama dediğim gibi 2019'da mukayese, 2020 ile mukayese etmemiz çok mümkün değil. Peki o zaman mukayeseyi şu şekle çevirsek olur mu? Oteller bir önceki seneden bu sene arasında aldığı önlemler arasındaki fark ne? Yani bir otele gideceğimiz zaman özellikle bizim içimizi rahatlatacak ne gibi tedbirler alınıyor? Şöyle söyleyeyim. Geçen sene Mart ayında bugünlerde baktığımızda zaten yeni başlamıştı olay. Çok ciddi bir tedbir de yoktu. Ama sezonun içinde özellikle Haziran ayı geldiğinde tüm otellerde bu biliyorsunuz güvenli turizm sertifikası uygulaması başladı. Evet. Güvenli turizm sertifikası uygulamasıyla bakanlığımızın öngördüğü tüm tedbirleri alan alan otellere bu sertifikalar verildi. Ben 2021'de vatandaşlarımızın da bu sertifikaya sahip olan otellere seyahat edeceğini veya seyahati tercih edeceğini öngörüyorum. Bütün sektörde bu şekilde öngörüyor. Dolayısıyla bu sertifikaların biraz daha düşük yıldızlı otellere, belediye belgeli otellere de uygulanması çok önemli. Tüm otellerimizin aslında güvenli turizm sertifikasında belirtilen tüm tedbirleri almış olması gerekiyor ki insanlar rahatça huzur içinde seyahat edebilsinler. Evet, bir de zaten otellerde de kafe ve restoranlar açık. Dolayısıyla şimdi maskesiz bir ortamda daha fazla vakit geçirmesi insanların aslında riski bir anlamda artırıyor, öyle değil mi? Yani alınan önlemlerin bu anlamda çok sıkı olması gerekiyor. Zannediyorum doluluk oranları bir anlamda daha mı kısıtlandı? Örneğin insan sayısı olarak daha mı az insan alıyor bir otel? Yani otellerin kapasitelerinde bazı otellerde kısıtlamalar oldu. Zaten güvenli turizm sertifikasının kurallarının içinde de bu tür maddeler var. Otellerdeki ziyaretçilerin, misafirlerin aslında zaten HES koduyla alınıyor biliyorsunuz otellere ziyaretçiler. Sayıların artmasıyla birlikte belki ilerideki önlemlerin içinde PCR testi gibi önlemler de getirilebilir. Dolayısıyla ben otel içinde bir vaka yaşanma ihtimalinin dışarıdakinden çok daha az olduğunu düşünüyorum. Sektör gerçekten COVID ile ilgili bu tür olaylara son derece hazırlıklı. Geçen seneden ciddi bir biçimde antrenmanlı. Dolayısıyla turistik tesislerde ve turizm bölgelerinin içinde bulunan özellikle kapalı devre çalışan otel ciddi bir risk olduğunu düşünmüyorum. Peki iç turizmde hal böyleyken bir de dış turizme bakarsak nasıl bir beklenti hakim? Şimdi, bu da çok önemli. Çünkü bazı Avrupa Birliği ülkeleri zaten seyahat kısıtlaması getirmiş durumda ve aşı şartı getirdi bazıları da. Ve kendi aşılarını hatta yapılması gerektiği yönünde bir zorunluluk verdi. Bu nasıl etkileyecek dış turizmi Türkiye için? Şimdi geçen seneden iyi bir sezon bekliyoruz. Bir kere öncelikle onu söylemek lazım. Neden? Evet, aşılanma oranları özellikle İngiltere başta olmak üzere Avrupa'da yavaş yavaş yükseliyor. Aşılanma oranları bizim ülkemizde de ciddi biçimde 13 milyon civarında aşı yapılmış vaziyette. Bizim ülkemizdeki aşılanma oranlarının yükselmesi de yurt dışından gelen talepte pozitif etki yapacaktır. Ama yurt dışındaki Avrupa Birliği'nin kendi kararına bakıldığında da aslında bizim kitle turizmi yapan ülkeler arasındaki rekabetten dolayı getirilmek istenen o sizin demin bahsetmiş olduğunuz şey gerçekleşmedi. Yani Avrupa'da akredite olmayan aşıyı kullanan ülkelere seyahatle ilgili bir takım kısıtlamalar getirmeye çalıştılar ama o tasarıdan çıkartıldı. Dolayısıyla bizim ülkemize seyahatte bir sıkıntı yok. Ancak Avrupa Birliği ülkelerine seyahatte Avrupa Birliği'ndeki akredite aşıların kullanılması gibi bir durum var. Yani Türk vatandaşlarının yurt dışına çıkarken ki durumlarında şüpheli bir durum var ama yurt dışından Türkiye'ye gelen turistlerde bu durum tamamen ortadan kalktı. Ülkemizde gerçekten zaten hemen hemen rakipler arasında bakıldığında en hızlı önlemleri alan, en çabuk tedbir alan ve
bu süreci en başarıyla yöneten ülkeler arasında. Ben yurt dışında özellikle Ukrayna, Rusya ve İngiltere pazarlarında ciddi artışlar bekliyoruz. Avrupa pazarı her zaman olduğu gibi biraz daha temkinli, biraz daha tedbirli davranacak. Onların gelişleri Haziran aylarını bulabilir. Haziran ayından sonra hareketlenebilir ama Rusya, Ukrayna ve İngiltere, özellikle Rusya, Ukrayna Nisan ayından itibaren ciddi bir hareket bekliyoruz. Şu anda bile tek tük charter seferleri var ama düzenli charterların 20-22 Nisan'dan itibaren başlamasını öngörüyoruz. Bu süreci inşallah 25 milyon turist civarında, 20 milyar dolar civarında bir turizm geliriyle bitireceğimizi düşünüyoruz 2021'i. Dolayısıyla 2021 20'den biraz daha iyi ama 19'u yakalayamamış bir durumda olacak gibi gözüküyor. Peki son olarak ücretleri konuşalım. Otel ücretleri ne durumda? özellikle pandemi döneminde bir değişiklik söz konusu oldu mu? Acaba biraz cezbetsin insanları, vatandaşları vallahi, ya da turistleri diye bir o açıdan bir önlem alındı mı? Tedbir alındı mı? Şöyle söyleyeyim. Zaten serbest ticarette bu tür tedbirlerin alınması bir zor, ancak zaten piyasa koşulları, ekonomi kendi kendini dengeliyor. Gerçekten otel fiyatlarına bakıldığında demin de bahsetmiştim. Kasım ayından itibaren neredeyse %50'ye varan ön rezervasyon indirimleriyle başladı sezona. Otel fiyatlarının makul seviyelerde seyrettiğini söyleyebiliriz. Özellikle 2019'da mukayese edildiğinde. Dolayısıyla eskiden olduğu gibi aslında yabancıların çok daha ucuza tatil yaptığı ama yerli vatandaş turistlerimizin tatil yapmadığı gibi, ucuza tatil yapmadığı gibi şeyler artık geride kaldı. Erken rezervasyon yapan herkes çok ucuza istediği yerde, istediği bölgede tatil yapabiliyor. Huzur içinde herkesin tatil yapmasını diliyorum. Peki, ne güzel konuştunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun Sayın Bağlıkaya. Kıymetli bilgiler paylaştı bizimle değerlendirmeleriniz için. Size de kolaylıklar diliyoruz çalışmalarınızda. Evet, bakalım bu sene Türkiye turizm haritasında nasıl bir değişiklik olacak, pandemi nasıl bir etki yapacak, hep birlikte görüp yaşayacağız ve göreceğiz.